Karaköy'deyiz. Daha önce de programımıza konuk ettiğimiz yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş bugün çocuklar için kuşlar atölyesi düzenliyor. Şimdi bakalım nasıl bir atölye olacak. Denizin kıyısında yaşayanlar var, bir de açık deniz kuşları var. Hiç karaya ayak basmıyorlar. Deniz suyu içerek hayat yapıyorlar hatta. Bu alanları komple su basılmış arkadaşlar. Ve bu su basma dönemi de İpek'ten de köşekli dönemindeymiş. Bir de sakallı akvalımız var. Dört tane akvalımız var. Aklınızda tutun, bunları tekrar işleyeceğiz, tamam mı? Ağaç yakanlar, tahta kurtların ağaçlarından toplamaya bayılırlar. Aynı zamanda ağaçları da yuva açarlar. Kurumuş ağaçlar, en az yaşayan ağaçlara kadar, yok olana kadar doğada böyle fayda sağlamaya, binbir türlü canlıya fayda sağlamaya devam ediyor. Bu atölye aslında doğaya kanat açtık projemizin bir parçası. Önümüzdeki aylarda diyeyim, farklı şehirlerde de yapıp diğer bölgelerde de çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Bırakacağımız bir şeylerden bahsediyoruz, gelecekten bahsediyoruz, geleceğin öneminden bahsediyoruz. Elbette burada başrol çocuklar aslında. Yani bataklıkların da en az ormanlar kadar değerli olduğunu bilen bir bireyin bir yönetici olması, bu tarz alanlar hakkında karar verici olması çok güzel bir şey. Bunun yanında herkes doğayı seviyorum der ama doğayın farkına vararak bakanlar, doğayı bu şekilde sevenler her anlamda doğaya katkı sağlar. Defne'cim nasıl bir atölye oldu sence? Bence çok güzel oldu. Peki sen kuşlarla ilgileniyor musun? Evet kesinlikle. Peki kuşlarla ilgili bilgileri, yeni bilgileri nereden öğreniyorsun Defne? Yani kitaplardan, Alper Tüydeş'in paylaştıkları da var. Bir de internetten, bazı sitelerden filan. Yeni şeyler öğrendin mi? Evet. Mesela bir tanesini bize söyleyebilir misin? O kuşların kanat açıklığı 3 metre, onları öğrendim. Sen bir kuş türü olsan hangi kuş türü olmak isterdin? Ağaç kakan. Neden? Çok güzel sesler çıkartıyor çünkü ağaçları delerken. Meryem bugün hep birlikte bir kuş atölyesine misafir olduk. Nasıl geçti? Çok güzeldi. Yeni bilgileri öğrenmek beni mutlu etti. Peki kuşlarla ilgileniyor musun? Evet. En çok sevdiğin kuş türleri hangisi? Benim en çok sevdiğim ve en çok gördüğüm kuşlardan birisi bülbül. Neden bülbülü seviyorsun? Seslerine de bayılıyorum. Harika şarkılar söylüyorlar değil mi? Evet. Sen kuşlarla ilgileniyor musun Mustafa? Evde bir kuş bakmıyoruz ama yine de kuşlara yardım etmeyi seviyorum. Harikasın. Bugün mesela kuşlarla ilgili yolda bir kuş gördüğümüzde ne yapmamız gerektiğini öğrendik değil mi? Ne yapmamız gerekiyor mu? İşte yaralanmışsa onu yoldan alıp veterinere işte götürmemiz lazım. Nikle Mustafa'cığım. Peki senin en sevdiğin kuş türleri hangileridir? Biraz zor çünkü tüm kuşları seviyorum ben.